Uygulamalar ekranı. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu OTG aparatı nasıl OTG kablosuna dönüştürülür? Ben bundan bayağı birkaç ay öncesinde bir OTG aparatı satın almıştım ve bunun tanıtımını yapmıştım. Şimdi elime ilginç bir kablo geçti. Hemen kablomu alayım elime. Bu kablonun bir ucu bilgisayarlara takılan USB girişine sahip. Bu Android cihazlarımızın şarj kablolarının şarj aletinin mekanizmasına takıldığı uca benzeyen bir uç. Yani bu kablonun bir ucunu bilgisayara takabiliyoruz. Bilenler bilir. Bilgisayara takılabilen bir USB alana sahip. Diğer ucu da flash bellek takabildiğimiz bir alana sahip. Buraya da flash bellek takabiliyoruz. Ancak ben şimdi ilginç bir şey yapacağım ve buraya, bu USB takılan yere OTG aparatımı takacağım. Ve taktım. Bunu yaptığım için ne oldu? Normalde OTG aparatı olan küçük parça bu sefer OTG kablosuna dönüştü. Yani kabloyla bütünleşti. O USB bilgisayara takmalı olan USB girişe tıpkı flash belleği takar gibi OTG aparatına taktım. Ve böylelikle OTG aparatı OTG kablosu oldu. Geriye bu diğer OTG kablosunun ya da aparatının diğer ucuna benzeyen ama flash bellek takılan kısmı kaldı. Burası boşta. Bunu ne yapacağız? Buraya da flash bellek takacağız. Ve takalım flash belleğimizi. Tabii kablonun biraz mekanizması sert. O yüzden flash belleğe zarar vermeden takmaya çalışıyorum. Şu an bu iki parçayı, daha doğrusu bu üç parçayı birleştirdim. Ve ucunda flash bellek takılı olan yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir kablo oldu. Bir OTG kablosu oldu. Bu üç parça neydi? Bir daha sayalım. OTG aparatı, kablo ve flash bellek. Bu ne işe yarayacak? Yani OTG aparatını niye OTG kablosuna dönüştürelim ki? İkisi de aynı işlemi yapmayacak mı sonuçta diye soracak olabilirsiniz. Doğru. İkisi de aynı işlemi yapıyor ama her ne kadar ikisi de aynı işlemi yapıyor olsa da bazen işe yarıyor olabilir bu durum. Çünkü OTG aparatları telefonun tam alt kısmında kaldığı için flash belleğe elimiz çarpabiliyor. Flash bellek sağa sola hareket ediyor. O zaman bağlantı kopukluğu oluyor ve böylelikle hem telefonumuza veya tabletimize hem de flash belleğimize zarar vermiş oluyoruz. Yazılımsal zarar. Bu aynı zamanda veri kaybına da sebebiyet veriyor. Böyle yapınca elimiz yine çarpmayacak mı? Tabii ki çarpar. Ama en azından flash belleğin hassasiyeti kadar hassas olmayacaktır. Şimdi parçalarımızı birleştirdik. Bir adet OTG aparatı, bir adet kablo, bir adet flash bellek. Son defa özetliyorum ve OTG kablomu oluşturduğum iki parçayı bir araya getirerek oluşturduğum ve diğer ucuna flash bellek taktığım OTG kablomu telefona takıp flash belleğimin içine müzik atacağım. Şimdi birinci parçamız OTG aparatı. İkinci parçamız bu ilginç kablo ki bu kablonun videomuzun başında da söylediğim gibi bir kısmı
yani bir ucu USB girişi destekliyor. Ve diğer ucu da OTG aparatının ucuna benziyor. OTG aparatımı kablonun USB destekleyen ucuna taktım. Kablonun diğer OTG aparatının USB girişine benzeyen uç kısmına da flash belleğimi taktım. Ve ucunda flash bellek bağlı olan bir OTG kablosu elde etmiş oldum. Sayfa 1-3. Şimdi bu OTG kablosunu da telefona takıp OTG aparatıyla birlikte flash belleğime dosya göndereceğim. Dosyaların sayfa Bunun ayrıntı için içinde. önce dosya yöneticisini çalıştırıyorum. Dosyaların ara düğme. Şimdi OTG kablomu, oluşturduğum OTG kablomu telefona takıyorum ve bekliyorum. Evet. Flash belleğim geldi. Ekran okuyucusu anons etmedi ama altta flash bellek göründü. Şimdi ben bu flash belleğe oluşturduğum OTG aparatı ve ilginç kablodan oluşturduğum OTG kablosuyla müzik atacağım. Dahili depo. Giriyorum buraya. Dahili depo. Şurada benim müziklerim olacaktı. Snap Evet. to be. Download on. Snap to be audio. Gurbeti ben mi yarattım? THM pop versi on chord de pose ara. Evet, burada. Bir öge seçildi. Araç çubuğu gösteriliyor. Toplu eylem seçmek için aşağıya gidin. Bazı müzikler İşaretli. indirmişim. Hepsi. 7 seçili. Üst bilgi. 7 tane şarkı. Seçilen dosyaları kopyala. Kopyala 7 öge. komutuna Dosyalar. 7 öge. Da. USB. Müzik. 7 öge. Link. 7 öge. İtunet. 7 öge. Panoya. İtunet. Bu arada tıpkı OTG aparatını tek başına kullandığım gibi flash belleğin içindeki dosyaları görüyorum. Şu an flash belleğimin içindeyim. 7 kemerim. Kor. Buraya kopyala. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Kopyala diyorum ve 7 kemerim. Korkma artan. hızlıca dosyalarım kopyalandı. Şimdi ne yapmam lazım? Her zamanki gibi OTG aparatıyla işim bittiğinde nasıl flash belleği güvenli şekilde çıkarıyorsam bu kabloyu da aynı şekilde güvenli modda çıkaracağım. Şöyle. O ne u? Apo ver reç. 2 öğleden 2. Navigasyon. Uy. O ne u ana ekranı. Cihaz bakımı. Cihaz depolama. Depolamaya giriyorum. Depolama. Diğer seçenekler. Diğer Pop up ve seçenekler. etkinleştirmek için iki kez dokunma. Depolama, depolama, depolama. USB sürücü. Evet, USB USB sürücü. 93 GB, 59 GB içinden çıkart. 9,3 GB kullanılmış. Çıkart diyorum. Depolama. USB sürücü çıkartılıyor. 11-12 listede 12 öğe. USB sürücü çıkartıldı. USB sürücü çıkartıldı. Evet. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. USB sürücü çıkartıldı. Şimdi OTG kablosunu yani OTG aparatı ve ilginç kablodan yaptığım OTG aparatımın telefonla olan bağlantısını kesiyorum. Yukarı gezinir düğme liste 29. Bir dahaki sefere bu işlemi yapana kadar veya sadece OTG aparatını kullanana kadar flash belleğimle telefonumun arasındaki bağlantı kesilmiş oldu. Ve bu malzemeyi artık bir kenara bırakabilirim. O ne u ana ekranı ara cihaz bakımı dosyaların. Apo ver reç. Sayfa 2-3. Apo ver reç. Ultimate ekran recorder. Kaydı sonlandır. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Anlamadığınız, kafanıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bu arada
Sizden gelenler kategorisi kapandı. Yani daha kategorize etmemiştim aslında. Sadece videoları adlandırmıştım ama sizden gelenler kesidi ya da kısmı kanalımızın her neyse fazla ilgi görmediği için onu artık yapmayacağım. Tekrardan hatırlatmış olayım. İncelememi istediğiniz programlar olursa fırsat buldukça incelerim. Sizden gelenler kısmında ne yapabilirdim? İncelememi istediğiniz programların incelemelerini biraz daha böyle öne çekebilirdim. Daha önce yapabilirdim ama o olay fazla ilgi görmediği için bitti. Bu kadar. Ancak bu demek değil ki önerdiğiniz programları incelemeyeceğim. Hayır, incelerim. Ama ne zaman fırsat bulabilirsem o zaman incelerim. Görüşmek üzere. Durdur. Etkinleştirmek için iki kez dokunma.